أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق، لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. والذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. وكفى بالله شهيدا. وكفى بالله شهيدا محمد رسول. والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. سيماهم في وجوههم من أثر السجود. ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل.
كَزَرْعٍ أَخْرَجَ شَطْأَهُ فَآزَرَهُ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ فَاسْتَغْلَظَ فَاسْتَوَى عَلَى سُوقِهِ يُعْجِبُ الزُّرَّاعَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِنْهُمْ مَغْفِرَةً وأجرا عظيما. صدق الله العظيم. Evet. Hayırlı günler değerli kanal ve izleyicileri. Efendim, sohbetimize başlamadan önce bize bu güzel Kur'an-ı Kerim tilavetini sunan Habib İspirli hocamıza teşekkür ediyoruz. Ağzınıza yüreğinize sağlık kıymetli hocam. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketiyle inşallah sizleri selamlıyoruz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme, onun âli ve ashabına salatu selam ediyoruz. Hayırlı bir program olması dileğiyle inşallah programımızı başlatıyoruz. Bugün kardeşliği konuşacağız. Bu konuyu konuşmak üzere stüdyo konuğumuz, Döşemealtı ilçe müftümüz Sayın Kadir Kocak hocam bizlerle. Hocam hoş geldiniz öncelikle. Hoş bulduk, sağ olun. Tabii önemli bir konu, zaman zaman bu stüdyolarda, farklı mekanlarda, farklı ortamlarda konuşulan bir konu, kardeşlik konusu, ama tabii her ne kadar konuşsak da hele hele böyle zor günlerden, ülke olarak, millet olarak zor günlerden geçtiğimiz bu dönemde herhalde konuşulabilecek en güzel konulardan birisi. Sizinle inşallah bu konuyu derinlemesine bu stüdyoda konuşacağız. İnşallah ekranlar başında kardeşlerimizle gerek sorularıyla, gerekse de dilek temennileriyle bize ekranda gördükleri WhatsApp üzerinden soru olarak da veya iyi dileklerini, temennilerini, eleştirilerini yazabilirler. Biz bir kez daha hatırlatalım programımıza başlamadan önce değerli hocam. 530-063-5253 numaralı telefondan, WhatsApp üzerinden bize dileklerinizi, temennilerinizi, sorularınızı yöneltebilirsiniz. Değerli hocam, dilerseniz genel manada kardeşlik ne ifade eder? Onunla başlayalım sohbetimize. Daha sonra da biraz daha özelleştirerek İslam kardeşliğini, Peygamberimizin de kardeşliği konuşalım. Evet, konuşmamıza geçmeden önce bütün dünyadaki mazlumların hamisi olan devletimiz, şimdi de yine kardeşlerimizin canını, malını kurtarmak için ve kendi kardeşlerimizin güvenliğini sağlamak için Afrin'de bulunan kardeşlerimize, ordumuza, askerimize Yüce Rabbim'den muzaffer olmaları dileğiyle sohbetimize başlayalım. İnşallah. Bizler de evet, unuttuk. Her biz türlü tehlikeden onları muhafaza eylesin diyoruz Rabbimiz. Genel anlamda aslında bütün insanlık kardeş. Evet. Hepsi Hazreti Adem'in torunları. Kürt, Türk, Arap, İngiliz, Alman, Fransız ne varsa hepsi kardeş, birincisi. Evet. İkincisi özel anlamda ise Müslümanlar birbirleriyle kardeş. Allah Müslümanları birbirine kardeş yapmış. Evet. Üçüncüsü ise Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden sonra gelen sahabelerin dışındaki Müslümanları kendisine kardeş ilan etmiş. Bu üç şerefe nail olan bir Müslüman sudan bahanelerle kardeşlik bağlarını asla koparmamalı diyoruz. Şimdi teker teker bu saydığım kardeşlikleri anlatmaya çalışalım. Bir, genel anlamda bütün insanlık kardeş. Türk'ü, Kürt'ü, Arap'ı, Alman'ı, Japon'u, Hindistan'ı hepimiz aslında kardeşiz. Kur'an-ı Kerim'de Hücurat Suresi'nde Yüce Rabbimiz buyuruyor ki Estağfirullah. Ya eyyühennâsü innâ halagnâküm min zekarin ve ünsâ. Ey insanlar, biz sizi bir kadın ve bir erkekten yarattık. Hazreti Adem ve Hazreti Havva'dan. Bütün insanlık Hazreti Havva ve Hazreti Adem'in torunları. Dolayısıyla her insan biz kardeş olmanın yanında hepimiz aslında bir peygamber torunuyuz. Evet. Peygamberin soyundan geliyoruz. Bu
dikkate alınması gereken bir şey. Ve cealinâküm şu'ûben ve kabâile lite'ârafû. Sonra sizi kavimlere, kabilelere birbirinizi tanıyasınız diye ayırdık. Evet. Demek ki kabile efendim ve kavimler ayrılış sebebi de bu Allah-u Teala. Kimisi beyaz, kimisi siyah, kimisi farklı kabileden. Bu da Allah-u Teala'nın bir hikmeti. Ama farklı mısınız? Hayır. Beyaz, siyahtan üstün mü, siyah, beyazdan üstün mü, ırk, ırktan üstün mü? Hemen bunu da anlatır. Kabileleri ayırdık ama kabileler arasında bir farklılık da yok. İnne ekramekum indallahi etkakum. Sizin Allah nezdinde en değeriniz Allah'tan en fazla korkanınızdır. Yani kulluk şuuruyla yeryüzünde yaşarken kulluk şuuruyla yaşayanınızdır. Evet. Allah'a en güzel kul olanınızdır. Değerliniz, kıymetliniz. Yoksa birbirine, bunun dışında birbirinize üstünlüğünüz yoktur buyuruyor. Dolayısıyla buradan da anlıyoruz ki bütün insanlık kardeş. Yine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki innel ibade kulluhum ihvatun. Allah'ın kullarının tamamı kardeştir. Yine وَالنَّاسُ بَنُوا آدَمَ وَآدَمُ مِنْ تُرَابٍ. Bütün insanlar Hazreti Adem'den gelmiştir. Onun torunlarıdır, çocuklarıdır. Hazreti Adem ise topraktandır. Yani bununla da bunu anlıyoruz. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem veda haccında, veda hutbesinde şöyle sesleniyor bütün insanlara. Yani biz Müslümanları da diğer insanları da ayırt etmememiz gerektiğini, insan olduğunu unutmamamız gerektiğini bildiriyor. Şöyle bir sesleniyor. Ey insanlar, şunu iyi bilin ki Rabbiniz birdir. Bütün insanın Rabbi Allah. Evet. Efendim, atanız da birdir. Arap'ın Arap olmayandan, Arap olmayanın Arap'a, beyazın siyaha, siyahın beyaza takva dışında bir üstünlüğü yoktur. Tebliğ ettim mi sonunda da diyor. Hel bellate, tebliğ ettim mi? Evet ya Resulallah. Yani üstünlüğün ancak takvada olduğunu ve bütün insanlığın birbiriyle kardeş olduğunu vurguluyor. Dolayısıyla bütün insanlar bizim. Demek ki asgari müştereklerde birleşip birbirimizi insan olduğu için seveceğiz. Şimdi tabii Kur'an'da da ve biraz önce okuduğumuz hadiste de aslında bu noktalara bazı ayette gelmeye Cenab-ı Allah dikkat çekiyor peygamberimiz, işte eyyühen nes ifadesini kullanıyor. Biraz daha işte biraz konuşacak olduğumuz özel ilgilenen noktalarda da zaten şeyi kısaltıyor. İman edenler noktasına falan getiriyor. Onun için hakikaten zaten dünya herkes bir amaç için, bir gaye için Cenab-ı Allah'ın yarattığı varlıklar. İnsan dışındaki bütün mahlukata bakıyorsunuz. Bir gaye için, bir amaç için yaratılmış. Şimdi bu noktada aslında biraz sonra da konuşacağız. Yani detaylı konuşulması gereken şeyler. Bugün kardeşlik noktasındaki sıkıntılarımız en çok üzerinde durması gereken şeylerden birisi. Biz böyle bir dinin mensupları olarak, böyle bir dinin insan olarak nerelerde yanlışlık yapıyoruz? Detaylı bir şekilde durulması gerekiyor değerli hocam. Yani neticede dünyada yaşıyoruz. Aynı dünya üzerinde yaşıyoruz. Asgari müştereklerde birleşerek şu güzel dünyamızda barış ve huzur içinde yaşamamız için bütün insanların kardeş olduğunu unutmamamız gerekir. Özelde ise Yüce Rabbimiz bizi innemel müminûne ihvetun, ancak müminler kardeştir. Muhakkak ki müminler kardeştir. Ayeti kerimesiyle dil, renk, ırk, zengin, fakir, meşrep, mezhep ayrımı yapmaksızın bütün Müslümanları kardeş yapmıştır. Evet. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen, Allah'tan başka ilah yoktur. Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem onun Resulüdür diye iman eden her Müslüman bizim kardeşimizdir. Evet, kardeşlik Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'den bize miras kalmıştır. Nasıl Ensar'la Muhacir'i kardeş yaptıysa, efendim zenginle fakiri kardeş yaptıysa, dolayısıyla bizim de aynı şekilde kardeş olmamızı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem istiyor. Bizzat kendisi uygulamış ve bizim de kardeşlik hukukuna dikkat etmemiz gerektiğini, kardeşçe yaşamamız gerektiğini bildirmiş. Buyuruyorlar ki el müslim ahul müslim.
Müslüman, Müslümanın kardeşidir. Üçüncüsü, Allah Resulü bir gün otururken sahabeleriyle şöyle diyor üç defa üst üste, kardeşlerimi özledim, 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 özledim. Ya Resulallah kimi özledin? Kardeşlerimi özledim. Kardeşlerimle mülaki olacağım günü özledim. Kardeşlerime kavuşacağım günü özledim. Ya Resulallah bizler senin kardeşin değil miyiz? Hayır. Sizler benim sahabemsiniz. Asıl benim kardeşlerim beni görmeden, evet, benden sonra bana iman edecek olanlardır. Benim asıl kardeşlerim benden sonra beni görmeden beni tasdik edenlerdir. Beni sevecekler ve öyle bir şekilde sevecekler ki beni kendilerinden, annelerinden, babalarından, çocuklarından daha fazla sevecekler. Asıl benim kardeşlerim onlardır buyurarak tüm ümmeti Muhammed'i Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kendisine kardeş ilan etmiş. Bu üç şerefi bir arada tutan, yaşayan bir, hepimiz Hazreti Adem'in torunlarıyız, hılkette kardeşiz değil mi? İki, Yüce Rabbimiz bizi kardeş ilan etmiş, inanç bütün müminleri inanç noktasında. Üç, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem özellikle biz kendisinden sonra gelen ümmetini kardeş ilan etmiş. Bu üç şerefe nail olan bir insan, Müslüman, dil, renk, ırk, mezhep, meşrep ayrımı gözetmeksizin gönül dünyasını, bütün gönül coğrafyamızı açmalı ve kardeşlik hukukuna zarar verecek davranışlardan, söylemlerden ve eylemlerden kaçınmalıdır ki kardeşliğimiz devam etsin diyoruz. Evet. Şimdi diğer konuya geçmeden önce Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem 23 yıl gibi kısa bir dönem zaman zarfında değil mi? Cahiliye toplumu diyoruz. Evet. Nasıl o toplumu kardeş yaptı? Öyle bir toplum ki iffet ve şerefin korunması maksadıyla acımadan, merhametsizce kendi öz kız çocuklarını diri diri toprağa gömüyorlar. Kadın bir ticaret malı gibi alınıp satıldığı, alkolün su gibi tüketildiği, kabile savaşlarının yüzyıllar boyunca devam ettiği, can, mal, namus emniyeti diye bir şeyin olmadığı toplumu insanlar ya senin dinde kardeşin ya da hılkatte kardeşindir. Ve innemel mü'minûne ihvetun, muhakkak ki müminler kardeştir ayeti kerimesiyle ve ve'tesimû bihablillâhi cemî'an ve lâ teferrakû, topluca ayrılığa düşmeden, bölünmeden iman etmiş misiniz? Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın. Cemaat, cemiyet ayrımı yapmaksızın. Hepiniz beraberce kardeşsiniz. Topluca Allah'ın ipine sımsıkı sarılın ayeti kerimesiyle, ayeti kerimelerinin de bizzat uygulanmasıyla birbirini seven, birbirinin acısını, kederini, sevincini paylaşan, kardeşi açken tok yatmayan, Müslüman kardeşinin kendisine tercih eden, den sözde değil özde kardeşlik toplumu meydana getirmiştir. Şimdi ise tersine olmuştur. Kardeşlik değerleri aşılmıştır. Bozulmuştur. O asıl maya, kardeşlik mayası dışarıdan birilerinin kattığı kötü fiillerle o kardeşlik yapısı bozulmuştur. Bakıyoruz değil mi şimdi? Adeta İslam coğrafyası kan ağlıyor. Nereye bakarsak bakalım kan var, gözyaşı var, açlık var, susuzluk var, sefalet var, haksızlık var, hukuksuzluk var. Bunların hepsi İslam coğrafyasında ve maalesef bunlar da direktmen Haçlıların gelip yaptıkları değil, kardeşlerinin eliyle yaptırdıkları fiiliyatlardır diyoruz değil mi? Şimdi tabi İslam'da kardeşlik konusunu da işliyoruz bu arada. Sizin ifade ettiğiniz gibi Hazreti Peygamber aslında 23 yıl, 22 kusur yıl bir taraftan baktığınızda çok uzun bir zaman gibi. Ama bir taraftan baktığınız zaman da tabi bir değişim, bir dönüşüm için çok da uzun bir zaman değil. Yani o kadar canlı örnekler, o kadar mükemmel örnekler var ki kardeşlik noktasında. Biz belki bugün millet olarak,
o biraz önce Efendimizin ifadesiyle kardeşlerim dediği insanlar olarak belki bir mümin, bir Müslüman o döneme bile baksa o kardeşin nasıl tesis edildiğini aslında görecek yani. Hangi noktalarda biz zafiyete düşüyoruz, nerelerde yanlışlık yapıyoruz da bugün aslında birçok insan, birçok kardeşimiz de kime sorsanız sokakta, toplumda Müslüman, Müslümanın kardeşidir der. Ama bu kardeşliğin nasıl bir kardeşlik olduğunu, ne şekilde uygulanması gerektiğini, bazen belki de bu söz sadece dudaklardan içeri geçmeyen, yani kalbe tesir etmeyen bir söz haline gelmiş. Ve işin kötü tarafı da değerli hocam, bu sadece insanların kendi menfaatlerine olduğu noktalarda kardeşiz, Müslüman, Müslümanın kardeşidir haline dönüşmesi aslında acı olan şey. Şimdi, yani bugün siz de değil mi dediniz ya, ülkemizde, dünyanın çeşitli Müslüman ülkelerde bu sözün karşılığını bulamamasının sıkıntısını yaşıyoruz biz. Bildiği halde yani Müslümanın Müslüman kardeşidir ifadesini bilmesine rağmen ne yazık ki işine geldiği noktalarda bu kardeşliğin ortaya çıkıyor olması acı yani. Evet, şimdi ailede yani bakıyorsun, bak ailede nesep kardeşliği var. Tabii. Kardeş kardeşe düşman. Yani oradaki kardeşlik değil daha mi? Başka bir şey. Yani hani dedi ya, dinin kardeşliğinin ötesinde bu aynı anne babadan doğma ama kardeş kardeşe düşman. Maalesef. Komşu komşuya kardeşlik bitmiş. Şehirde bitmiş, ilçede bitmiş, köyde bitmiş, mahallede bitmiş, bitme noktasında sadece sözde. 23 yıl kısa bir zaman değil, 23 yıldır ben görevliyim. Kaç tane kardeş edinebildik tabii yani. Demek ki bu kardeşliği bozan hastalıklarımız var. Hastalık teşhis edilmeden tedavi edilmez. Peki nedir kardeşliğimizi aslında bozan? Değil mi? Hastalıklarımız neler? Şimdi bunları kısaca belki üzerinde işte, ağırlıkla durulması gereken her Müslümanın da düşünmesi lazım bu hastalıkları. Ben acizen olarak şu tespitlerde bulundum. Bir, kardeşliğimiz bozan temel neden haset, kıskançlık. Müthiş bir şey. Evet. Kardeşliği yok edip kaldırıp götür. İki, adaletsizlik. Devletlerin yıkılmasına da sebep olan, kardeşliğin bozulmasına sebep olan adaletsizlik. Üç, kötü konuşma, kötü söz konuşma, dil. Dört, saygısız tavır ve davranışlar, şiddet, Müslüman kardeşine saygı göstermeme. Hem tavır, hem davranış, hem söz. Beş, kusur arama hastalığı. Evet. Hep kusur arıyor. Şimdi bizi dinleyen insanlardan bir bölüm efendim, gerçekten bir şey öğrenmek için, almak için, bir bölüm belki kusur aramak için. Evet, o neden hep öyle oluyor o da. Beş, altı, tahammülsüzlük. İnsanlar birbirine, mümin kardeşine tahammül edemiyor. Değil mi? Yedi, asıl sebepler muhabbet ve sevgi eksikliği. Muhabbet olmadan olmaz, sevgi olmadan olmaz diyoruz. Teker teker bunları görelim diyelim. Bir, dedi ki haset, kıskançlık. En büyük hastalığımız bu. Zamanımızın, asrımızın hastalığı bu. Geçmişimizin de hastalığı bu. Ta şeyden geliyor. İnsanın cennetten çıkarılmadan önce başlıyor, kıyamete kadar da devam edecek bu haset. Değerli hocam, sözünüzü balla kesmiş olalım ama dilerseniz bir kısa reklam arasına gidelim. Arkadaşlar, reklam saati geldiğini bize işaret ediyor. Hem de konumuz daha ikinci bölümde daha değerli toplu olur. Şimdi kısa bir ara efendim. Aradan sonra buradayız. Evet, değerli kanal ve izleyiciler, ikinci bölümde inşallah tekrar sizlerle birlikteyiz. Kardeşlik konuşuyoruz Kadir Koçak hocamla, Döşem Altıcı müftümüz. Değerli hocam, ilk bölümde hem genel manada hem de İslam noktasında kardeşlik bir nebze olsun konuştuk. Tabii belki konuşulacak çok şey var ama ilk bölümün sonunda başladığımız konu bence daha önemli. Üzerinde konuşulması gereken bir konu. Kardeşliğimizi zedeleyen, sekteye uğratan, bugün aslında eksikliğini hissettiğimiz noktalara dilerseniz değinelim bu bölümde. Siz aslında ilk bölümün sonlarında saydınız 5-6 madde. Dilerseniz bu bölümde biraz daha onları detaylı bir şekilde konuşalım. Neler söylemek istersiniz? Nelere dikkat etmeliyiz? Ne bizi kardeşken aslında birbirine düşman haline getirdi? Evet.
Şu hastalıklarımızı şöyle evet. demiştik. Haset dedik ilk başta. Evet. Haset. En büyük hastalığımız. Kardeşi kardeşe düşman yapan, babayı evet. oğulla darıltan, kardeşler arasında fitne fesat çıkarıp birbiriyle dargın yapan, komşuları birbirine düşüren temel sıkıntılardan bir tanesi haset. Müslüman'da olmaması gereken bir hastalık. Bakıyoruz değil mi? Ve tarihi dedik ki efendim ta insanlık tarihine dayanır. Ta insanın dünyaya gönderilmeden önce Allah'ın rahmetinden şeytanın kovulmasına sebep olan şey ne? Haset. Şeytan insanın hürmetini kıskandı, haset etti. Ondan dolayı Allah'ın rahmetinden kovuldu. Ve o görevini de aynen dünyaya gelince insanoğlunun kalbine haset duygusunu yerleştirdi. Müslümanları da birbirine düşürerek hasetle kardeşlik bağlarını, kardeşlik hukukuna zarar vermeyi tetikliyor, uğraşıyor. Tabii aslında her insanın fıtratında olan şeyler bunlar. Var. Yani. Evet. İki, yeryüzündeki ilk kanın akıtılmasına sebep olan şey haset. Değil mi? Tabii. Habil ile Kabil ikisi de kurban adıyor. Habil'inki kabul oluyor. Kabil'inki kabul olmayınca kardeşini kıskanıyor ve onu öldürüyor. İlk kanı akıtan şey de yeryüzünde yine haset. Oysa Kabil şöyle haset edecek yerde şöyle düşünmeliydi. Benim eksikliğim ne ki? Neydi? Rabbim benim kurbanımı kabul etmedi. Sıkıntı ne? Bendeki eksiklik ne? Bendeki sıkıntı ne? Noksanlık ne? Deyip evet. kendisini düzeltmeliydi. Aslında, biz de aynen bugün yani evet. karşıdaki Müslüman kardeşimizi ayna kabul edip ona bakıp evet. kendi eksikliklerimizi düzeltmeliyiz. Aslında Kur'an'da da hocam bir bütün olarak bakıldığında veya ayet ayette bakıldığı zaman bunların gerçekleşmesi aslında daha sonra gelecek olan bizlere, insanlara da aslında bir ışık tutuyor. Işık tutuyor. Yani siz bak Abil'le Kabil iki kardeş bunu yaptı ama ey insan siz yapmayın. Bu noktada daha farklı davranın. Evet, görüyorsunuz. Yine ya. Hazreti Yusuf Aleyhisselam'ı kuyu attıran şey kardeşlerinin yani. Haset. Kardeşlerinin haseti, kıskançlığı diyor ki kıskanıyor, atıyorlar. Kardeşlerini ölüme terk ediyorlar evet. ama orada da güzel bir örnek bizim için. Hazreti Yusuf ise kardeşlerinin evet. davrandığı gibi davranmıyor, onların hepsini affediyor, bağışlıyor. Burada da bize Allah-u Teala şu mesajı veriyor. Kardeşleriniz size kötülük etse de size düşen o evet. sizin mümin kardeşinizdir. Dolayısıyla siz affedici olun diyoruz evet. değil mi? Bugün bizi birbirimize düşüren, kardeşi kardeşe düşman yapan ve İslam ülkelerinin arasında değil mi? Efendim ayrımcılığa yani. Sebep olan şey yine haset. Niye bugün biz Afrin'e giderken Suudi Arabistan, diğer İslam ülkelerinin hepsi bizim yanımızda olması lazım. Haçlıyla savaşıyoruz. DAEŞ bir Haçlı ordusu, orada bulunan efendim PKK'sı, YPG'si bir Haçlı ordusu. Evet. Niye bizim yanımızda değil? Ha onda yine haset, kıskançlık, Türkiye'yi kıskanıyorlar. Ondan kaynaklanıyor. Demek ki bütün aslında temel problemimiz haset. Haset girdiği yeri yakar, yok eder, mahveder. Dolayısıyla haset en büyük hastalığımız. Kardeşliğimizi devam ettirebilmemiz için hasetten uzak durmalıyız. Bir. Hatta Efendimizin de bu meyanda bir hadis-i şerif var galiba. Yani haset nasıl ateş odunu yiyip bitiriyorsa amellerinizi de diyor haset. Evet. Haset ateşin diyor. Odunu yaktığı evet. gibi bitirir. Evet. Haset de amelleri yakar, evet. bitirir. İnsanı da bitiriyor, toplumu da bitiriyor, evet. kardeşliği de bitiriyor. Dolayısıyla hasetten uzak durmalıyız. İki, adaletsizlik. Adaletsizlik. En büyük hastalık, günümüz hastalıklarından birisi. Devletleri yıkan şey adaletsizliktir. Adalet. Benim hakkımı, hukukumu gasp eden birisiyle ben nasıl kardeş olacağım? Evet. Ve bunu bildiğiniz halde yani. Bildiğim yani. Halde he. Nasıl kardeş olacağım? Kardeşinin hakkını bir insan nasıl gasp edebilir? Ve cemaatler, cemiyetler vesaire şeyler efendim nasıl bir insanın torpil kayırma, şu insanı evet. kayır, şu insanı şu işe al, şunu kazandır nasıl diyebiliyor? Bu bir ahlaksızlıktır. Ve ne yazık ki öyle bir şey ki hocam yani hani belki laf açıyor ama biz öyle bir toplum haline, öyle bir işte millet haline de dönüşmüşüz ki yani torpilimizde yaptığımız bu adaletsizlikte, bu haksızlıkta bile Allah'ın adını kullanıyoruz, Allah rızasını kullanıyoruz. Hani bazen oluyor ya, Allah için Allah'ı seviyorsan bak şu bizim falancayı bir yere getiriver, bir yerde evet. bir şeye yani bu şeyimize bile, haşa torpilimize bile
biz Allah'ı alet eder hale gelmişiz veya başka değerlerimizi, bizde kalması gereken değerlerimizi, mukaddesatımızı bile yeri geldiği zaman bu şeylere feda edebiliyoruz yani. Evet, yani bu aynı zamanda devlete, millete ihanettir. Evet. Liyakati olan, ehli olan, kıdemi olan insan almayacaksın. Başkasını, evet, hısım, akraba vesaire şeylerle getirip bir yer alacaksın. Evet. Hem toplum arasında bir kargaşaya, düşmanlığa sebebiyet verir, hem de kardeşliği yıkıyor. Bu devlet başkanına da, devlete de, hepsine bir ihanettir. İhanettir. Hatta günümüzün o, en büyük hastalıklarından yani birisi. Şey, şu hadis hakikaten çok değerli. Yani diyor ya, Efendimiz arşın gölgesinde gölgelenecek gelirsen insan imamın sayarken, imamın adil ifadesi aslında adil yönetici, şeyi, adil yönetici şey anlatıyor yani. Adil yönetici, yani en büyük yıkımlardan birisi maalesef bu ve maalesef ve maalesef ve maalesef bunu da hepsi birbirine efendim dayı, emi, neyse ne olursa olsun o şekilde işleri yürütüyorlar. Ve teklif yapan insanda da aslında utanma olmalı. Yani ne dersen bir adam bir adamın hakkını gasp ederken şunu al derken şu adamın hakkını al buna ver demektir. Evet. Maalesef. Evet, bu da kardeşliği yok eden adaletsizlik, kardeşliği yok eden temel unsurlardan birisidir. Oysa bak bütün her cuma hutbede, evet, minberde her hafta bu ayet hatırlatılıyor Nahl suresinin. Yani bu boşu boşuna da olmuş bir şey değil. Yani niye orada ısrarla Allah adaleti emreder, iyiliği emreder, akrabaya İnnallâhe ye'muru bil adli vel ihsani. Şimdi orada çok ya, ayet çok önemli. Unutulmasın diye de hep hatırlatılıyordu aslında Müslümanlara. Hatırlatıyor. Her yani, cuma hatırlatıyor. Allah adaleti emreder. Adaleti unutuyorlar. İhsan diyorlar ki biz ihsan yapıyoruz. Ya ihsan, devletin malından ihsan yapılmaz. Başkasının hakkıyla ihsan yapılmaz. İhsan, evet, kendi hakkını ona verirsen tamam. Yani ben bakanım, bakanlık hakkımı, ben efendim milletvekilim, milletvekili hakkımı ona verirsen, ben müdürüm, müdürlük hakkım, ben müftüyüm, gel benim yerime müftü desem ben ihsanda bulunurum, yerime kendimden ihsan olurum. Başkasının hakkıyla ihsan olmaz. Bunu da kötüye kullanıyorlar. Kendi pis emellerine efendim alet ediyorlar. Evet. Dolayısıyla bir Müslüman asla başkasının hakkını yiyemez. Böyle bir teklifte de geliyorsa eğer birisi, evet, yani açıkça şunun hakkını bana ver demektir. Kardeşinin hakkını al bana ver demektir. Bu Müslümana, evet, yakışmaz diyoruz. Üçüncü hastalığımız güzel konuşmama hastalığımız. Evet. Konuşurken efendim darıltıyoruz. Kırıcı. Kalbini kırıyoruz. Hakaret ediyoruz. Kalp kırıldı mı? Bitti. Bitti. Hiç unutamam. Bana birisi hakaret etse gece gündüz aklımdan çıkmaz. Adamı her gördüğümde aklıma gelir o. Değil mi? Tabii. Dolayısıyla konuşma nasıl olmalı? Müslüman bunu bilmeli. Kur'an-ı Kerim'de birçok yerde konuşmanın nasıl olması gerektiğini Yüce Rabbimiz bildiriyor. Yani hatta şu ayet var ya hani Hazreti Musa'ya bile karşısında en azılı düşman Firavun'a giderken bile, evet, kavli lehine emrediyor Cenab-ı Allah. Evet, öyledir. İzhebâ ilâ firavuna innehu degâ. İçiniz beraber, bak Firavun kendisinin Allah'lığını iddia ediyor. Aynen. Yani onun gibi birisine dahi giderken o azmış, sapmış diyor. Efendim, dolayısıyla fekûlâ lehu kavlen leyyine. Ona güzel söz, yumuşak söz söyleyin. Leallehu yetedekkaru ev yakşa. Olur ki ibret alır, efendim korkar, aklını başını alır yahut da korkar. Yani burada şunu anlatmaya çalışıyorum. Güzel sözle insanı düzeltebilirsiniz. Tabii. Bağırarak, kırarak düzeltemezsiniz diye onu da bildiriyor. Yine Bakara suresi 83. ayeti kerimede. Ve kulu linnâsi husna. İnsanlara güzel söz söyleyin. Kalbini kırmayan söz söyleyin. Ve kul li ibadi yekulu lleti hiye ahsen. Bu hatta müşriklere diyor. Evet. Kullarıma söyle, müşriklerle münasebetlerinde, ilişkilerinde hakaret edici lafla konuşmasınlar. Güzel konuşsunlar. Değil mi? İlişkilerini güzel şekilde devam ettirsinler. Güzel konuşsunlar, terbiyeli, nezaketli konuşsunlar. Yani, niye? İnne şeytane yenzeu beynehum. Evet. Şeytan kötü sözle insanların arasını açar, onların arasını. Kötü söz söyledim, yani, bitti, kalbim daraldı. Kur'an-ı Kerim'de ayet sonlarında genelde
yanılmıyorsam 4 veya 5 farklı şey kullanılıyor. Yani maruf, kavlu leyyin, kavlu sedid. Evet. Buna benzer 4 veya 5 tane. Hakikaten bunlar her birisinde ayrı bir değeri var. Örfe uygun, yumuşak, doğru. Doğru. İşte hakusna dediniz. Göre, ya. Şimdi çocuklarımıza seslenirken tabii. Yavrum diyeceğiz ya. İsmiyle bağırarak ola böyle hakaret tavrı değil yavrum. Kur'an-ı Kerim'de Lokman suresinde Lokman Aleyhisselam'ın oğluna tabii. Vasiyetini tavsiyelerini anlatırken şöyle bir ya büneyye emrimissala. Ey yavrucuğum diyor. Yavrucuğum yerden gelen namazını kıl hitap ediyor. Rastgele de Yüce Rabbimiz biz öğrenelim de yavrumuza nasıl hitap etmemiz gerektiğini bize anlatıyor. O şekilde davranalım. Yine bugün bir hocamız vardı hocam. Hani bu şeyle ilgili sizi destekler mi ayette? Sabah arkadaşlarımızla toplantıda biraz seminer konuşmalara geldi. Yani hani biz nerede yanlış yaptığımızı ifade ederken iletişim noktasında bugün birçok insanlar diyor belki hayatında ben bunu araştırdığımda sahada diyor yani babasına baba diyemeyen işte evladına oğlum dememiş bir sürü insanlar var diyor yani bu Kur'an'daki örneği de büneyye ifadesinde oğulcum oysa diyor yani biz daha en yakınımızdaki baba oğul ilişkisinde bile oğlum, evladım, yavrucuğum diyemeyen, işte konuşurken, seslenirken bile hakaret ederek seslenen, yani şu ifadeyi dedi ki yavrucuğum. Mesela birisiyle, yani ben diyor baban hiç sana oğlum dedi mi diye bir arkadaşıma diyor sordum. Yani bana kullandığı bir ifade var diyor. Yani şu anda şey değil. Bu kadar biz kendi evladımıza bile kendi annemize, babamıza bile belli noktalarda hitap noktasında zafiyet gösteren evet. insanlarız. Ve birbirimize konuşurken hakaret ederek konuşma, sanki hiçbir daha yüz yüze gelmeyecekmişim, kırma, bağırma. Ya. Dökme, ondan sonra da karşı geldiyse evet. Yanlış anladın beni, ne yanlış anlayacağım. Maalesef. Ondan sonra yine aynı Hazreti İbrahim Aleyhisselam babasına, babası puta tapıyor değil mi? Puta tabii, taban babasına dahi اِذْقَالَ لِأَبِيهِ يَا اَبَتِ لِمَ تَعْبُدُ مَا لَا يَسْمَعُ وَلَا يُبْسُرُ وَلَا يُغْنَ عَنْكَ شَيْئًا Ey babacığım diyor, niye seni işitmeyen, seni görmeyen, sana hiçbir faydası olmayan putlara tapıyorsun diye babacığım diyor. Yine İbrahim Aleyhisselam oğlu İsmail Aleyhisselam'ı kurban olarak kesmeye götürürken ey yavrucuğum diyor Allah bana bunu emretti. Söyle bakayım ne emredersin kurban edeyim kesecek ama yavrucuğum diyor o da ey babacığım ne Allah emrediyse. Ne emrettiyse hitap o, onu evet. yap diyor. Yani maalesef ve maalesef konuşma üslubumuzda da sıkıntı var. Birisine nezakette şunu yapar mısın bir su verir misin dediğin sıra verir ama su ver. Şunu yap dediğin sıra iş biter yani. Tabii. Ve makamımıza, mevkimize, efendim zenginliğimize, sosyal tabakamıza bakarak altta olan insanlara farklı şekilde altta evet. olanlara farklı, üstte olanlara farklı şekilde hitap etmeyeceğiz. Hepsi bizim Müslüman kardeşimiz. Hepsinin kalbine girmeye çalışacağız. Maalesef insanoğlu yeryüzüne, yerin derinliklerine indi, gökyüzüne çıktı ama evet. insanların kalbine bir türlü girmeyi başaramadı. Evet. Acı bir durum değil mi? Yani kalbine giremediğimiz hiçbir insanın da maalesef ne beynine ne evet. farklı bir ortama giremiyoruz. Yani işte bugün yine hocamızın ifadelerinden birisi de oydu. Yani siz eğitim noktasında kalbine giremediğiniz bir kişinin, bir öğrencinin beynine asla giremezsiniz diyor. Bu hakikaten çok değerli ifadeler yani. Evet. Üçüncüsü saygısız tavır ve davranışlar evet. ve neticede şiddet. Şiddet. Saygısız tavır ve davranış neticede şiddet geliyor değil mi? İnsan insana saygı duymalı. Değil mi? Neden evet. saygı duyar insan insana? İnsan bizatihi eşrefi mahlukattır. İster Müslüman olsun, ister Tabii. farklı, ister zengin, ister fakir. Sosyal tabakası ne olursa olsun insan. İnsan mı bitti? Niye? Yüce Rabbimiz buyuruyor bizzat insanı şerefli olarak yaratmış. Ve nefektu fihi min ruhi. Ben diyor ona insanoğluna ruhumdan üfledim. İzafet ya ruhi. Evet. Kendisini izafe etmiş Yüce Rabbimiz. İzafet ya teşrif için ya tenzil için kullanılır. Yüce Rabbimiz insanın şerefini tenzil işte yükseltmek için
izafet kullanmış, kendisine izafet etmiş. Dolayısıyla her insan mukaddes, muhteremdir, değerlidir. Mutlak manada ayrım gözetmeksizin insana saygı gerekir. Şeyh Galip diyor ki, hoşça bak zatına kim zübde-i alemsin sen. Merdum-i dide-i ekvan olan Adem'sin sen. Kendine diyor bir dikkatlice bak. Çünkü sen alemin özüsün. Evet. Sen varlıkların göz bebeği olan insansın diye bizim Mevlid'de de var değil mi? Tabii. Süleyman Kerim. Hak Teala kün yarattı Adem'i, Adem kıldı Adem'le müzeyyen alemi. Dünyanın süsü Adem. Adem mesela. İnsanoğlu değil mi? Evet. Yunus şöyle diyor değil mi? Nazar eyledim itri, bazar eyledim götürü, yaratılanı sev, yaratandan ötürü. İnsanlarla iletişim noktasında bizim parolamız bu olmalısın. Evet. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü. Allah mı yarattı? Bitti. Sıkıntı yoksa benim kardeşim. Hılkette kardeşim. Dinde kardeşim. Din kardeşim deyip seveceğiz. Maalesef biz bunu herhalde bazen karıştırıyoruz. Hani bugün işte az önce birini ben dedim ya, DAEŞ ifadesi. Yani bugün belli bir kesim tarafından kurulmuş ve adeta böyle bir ölüm makinesi gibi. Yani insanları sadece bu inanç noktasında kategorize edip yok etmeye çalışmak. Yani biz bir kere bir Müslüman, bir mümin, insan, inancı, ırkı, medeniyeti, milliyeti ne olursa olsun evet, herkese insan olarak değer veriyor. Bakacağız. Yani o inanç noktasındaki kardeşlik bambaşka bir bambaşka, şey. Bambaşka, o apayrı. Yani herkes o insan. Ayrı bir değer o. Evet. O yani. Onun için o Yunus'un o sözü çok güzel. Yaratılanı sev, yaratandan ötürü. Evet. Mecnun bir gün bir köpeğe sarılmış boynundan, gözlerini öpüyor. Bakanlar diyor ki ne yapıyorsun? Diyor ki bu köpek Leyla'nın mahallesinden geçti. Bu gözler evet, belki Leyla'yı görmüştür de ondan dolayı öpüyorum. Köpeği sevmiyor. Leyla'ya olan seviyor. Muhabbetinden dolayı köpeği seviyor. Müslüman da yaratılanı yaratandan ötürü sevmeli değil evet mi? Şimdi saygısız tavır dedik ya. Trafiğe çıkıyorsun. Dağıt kornaya basıyor. Ya kornaya basana kadar frene bas. Ya. Değil mi? Belki bilmiyorum, belki unuttum, belki dalgınım efendim. Tabii. Bu bir hakarettir. Didiyle yapamadı saygısızlığı, kornayla yapıyor. Bu belki, da bir nezaket kuralıdır. Belki adam arabası bozuldu, başka bir sıkıntısı var, başka bir Allah korusun direksiyonda kalp krizi geçirdi, vefat etti. Evet. Yani bunları hiç düşünmüyoruz. Ve o kadar böyle, aslında bu da çok basit şeyler. Basit şey, evet. Ama basit şeyler ihmal edildiği zaman, yani görmemezlikten geldiği zaman çok büyük problemler. İşte sonuç şiddete gidiyor işte. Yani şiddete adam orada gidiyor, bir anda adam öldürüyor, arabayı indiriyor. Aynen. El freni çekip yani dışarıda çıkıp efendim bu sırada dövmeye kalıyor. Sen bana küfrettin. Yani. Her şeyimizde. Evet. Demek insan insana mutlak manada saygı göstermeli. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabesiyle otururken bir kadın cenazesi geçiyor. Peygamber evet Efendimiz ayağa kalkıyor. Sahabe diyor ki birisi, ya Resulallah o Yahudi kadındı. Yahudi cenazesi niye ayağa kalktın? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem insan değil mi? Yani. Ölen insan değil mi? Biz cenazeyi önümüze alıyoruz. Niye alıyoruz? İnsan. Evet. İnsanın ölüsü de dirisi de saygı değerdir. Yani. Saygı evet değerdir. Eğer bir de insan eğer iman etmişse, Müslümansa bu durumda saygı daha fazla evet artırılmalı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bizzat saygılı davranmış. Yüce Rabbimiz de müminlere karşı oldukça daha saygılı olmamızı bize bildirmiştir. Hicr suresinde de وَحْفِظْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ müminlere alçak gönüllü ol. Evet. Şefkat kanatlarını indir. Yani kibirlenme, öbürlenme. Evet, o şekilde. Yine Muhammedur Resulullah az önce okudu. Okudu. Yani. Muhammed Allah'ın evet Resulüdür. وَالَّذ۪ينَ مَعْهُ اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ onunla beraber olanlar müminlere karşı son derece merhametli, şefkatli, kafirlere karşı, nasıl kafir? İnsanlara evet karşı şiddetlidir. Yani İslam'la mücadele eden, kendilerine dokunan, onuruna, izzetine dokunanlara karşı ise son derece serttir, tavırlıdır, duruşu bellidir. Elhamdülillah evet eskiden farklıydı. Batı'ya karşı son derece, şimdi belli bir duruş seviyesine geldik. Güzel duruşumuz var inşallah. Evet.
Değerli hocam, vaktimizde sözünü kesiyoruz ama biraz daralıyor arkadaşlar. Son birkaç dakikamız kaldığını da ifade ediyor. Belki konuşacak çok fazla şeyler var ama şöyle birkaç dakika içerisinde toparlarsak, hem konu bütününü açsa hem de sizin bu vesileyle son dilek temennilerinizi de almış olalım. Şimdi, neler söylersiniz? Şimdi şunu ilk önce söyleyeyim. Şu benim çok hoşuma gidiyor. Evet. Aşık Veysel'in şu şiiri var ya: beni hor görme kardeşim, beni hor görme. Sen altında, ben tunç muyum? Bazı insanlar kendilerini evet, altın zannediyor. Başkalarını tunç. Evet. Yani. Aynı vardan var olmuşuz. Sen gümüşsün de ben saç mıyım? Ne var ise sende bende, aynı varlık her bedende. Yarın mezara girende sen toksun da ben aç mıyım? Topraktandır cümle beden, nefsini öldür ölmeden. Böyle emretmiş yaratan, sen kalemsin ben uçmuyum diyor. Müthiş. Şimdi özetle şöyle demek istiyorum. Bizleri Allah kardeş yapmış. Evet. Kardeşlik bize Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kalmıştır. Dolayısıyla kardeşlik hep birlikte, topluca, bölünmeden, ayrım yapmaksızın Allah'ın ipine, Kur'an'a sarılmaktır. Kardeşlik herkesin birbirini cehennemden kurtarma çabasıdır. Evet. Kardeşlik sözde değil, özde, özde kardeşliktir. İhtilaflarımız rahmet olmaktan çıkıp da husmet olması asla kardeşler arasında kabul edilemez. Kardeşlik her tavrımızda, her davranışımızda, komşular arası ilişkilerimizde, esnaf arasındaki ilişkilerinde, siyasetçinin siyasetçiler evet, arasındaki ilişkilerinde, amir, memur, her alanda mihenk taşımız olmalı kardeşlik. Ve kardeşlikle ancak ülkemizde birlik, beraberlik ve huzur içinde yaşarız. Allah hepimizi kardeşle yaşamayı ve kardeşlik hukukuna riayet ederek yaşamayı nasip etsin. Amin değerli hocam. Biz de bu güzel dileklerinize, temennilerinize katılıyoruz. Hakikaten güzel bir program oldu. İnşallah ekranlar başında bizi izleyen kardeşlerimiz de istifade ettiler. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza, yüreğinize sağlık. Kıymetli izleyenler, bizler bugün de programımızın sonuna geldik efendim. Haftaya görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olasınız. Hayırlı cumalar, hayırlı günler.